Çoğunuz belki bu şekilde belki hatırlarsınız. Seneler önce gelmiş Andy Claiborne ve Paul Dwyer. Evet, bazen de bu şekilde belki hatırlarsınız. Müzik VO programında Anadolu'yu gezdim. Elimde gitar, üstümde yöresel kıyafetlerim. Özel günlerde giyiyoruz aslında bu kıyafetleri. Biz bunlara genelde kıyafet, biz kilt deriz, siz etek dersiniz. Ve özellikle bugün yani giymek istiyordum güzel ve benim için çok önemli bir gün. Fakat tabii şimdi baktım ki yani sahne biraz yüksek. Yani oturuyorum. İskoç. Yani dolayısıyla bu program çekerken ben az free kick vermedim, onu söyleyeyim yani. O yüzden böyle daha sağlam. Evet, tekrar. Esas, şimdi klasik müzikten başladım. Ve uzun ince bir yoldayım. Devam eden bir esas hayatın bir hikayesini sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Klasik müzikten başladım. Ve buradan nerelere geldim size anlatmaya çalışacağım. Şimdi meşhur Nietzsche bir filozof var. Onun İnsanların bu yolculuk nasıl böyle tanımlamış, nasıl ifade etmiş? Esasında insanlar biz ağaç gibiyiz. Yani ne kadar yukarı doğru, ne kadar aydınlığa doğru uzatmaya çalışırsak, o kadar köklerimizi, o kadar çok derinliğe, karanlığına aşağıya doğru salabilmek için mücadele ederler. Yani İnsan doğduğu andan itibaren hep böyle bir mücadele, bir büyümesine, bir uzaklaşmasını, bir gelişim içinde yaşıyoruz. Benim hayatım ta İskoçya'da başlıyor ve müzikle, dediğim gibi klasik müzikten başladım çünkü hep bu sektör, yani hep böyle klasik müzikle devam edeceğim zannediyordum. Ama öyle değilse, ya acaba klasik müzik devam edecek miyim? Choosing your career. Yani mesleğinizi seçin. Derler ya, aman aman düşün ne olacağınız. Peki sizce mümkün mü? Ufak yaşlarda, ben herhalde bir 6-7 yaşlardayım. Rahmetli babam çok The Beatles grubunu çok severdi, hep dinlerdi. Ben de çok sevdim. Herhalde bir 6 yaş, 7 yaşlardayım. Daha gitar bile elime almamıştım. Ben dinlerdim, böyle hayal ediyordum. Aman aman ben hemen bir büyüyeyim, hızlı bir şekilde büyümek istiyorum. Ama onlar yaşlanmasınlar ki beraber sahneye çıkalım. Bir Paul McCartney'nin yanında bir de Paul Dwyer olmaz olur mu diye düşündüm. Bir hayal ediyordum. Sonra babam da gitar çalıyordu. O fark etti ki ben biraz müzike ilgi göstermeye başladım. 13 yaşındayken bana klasik gitar hediye etti. Ve 1,5 sene sonra eğitimle, çok iyi hocam vardı. 1,5 sene sonra 14 yaşındayken ilk klasik gitar solo konserimi Edinburgh'da verdim. The Netherbow Theatre'da. Baktım ki bunun eğitimini de almam lazım. Bir liste yaptım. 18 yaşına geldim. Nereye gideyim? Londra'da çok güzel üniversiteler var. Çok güzel kolejler var. Royal Academy of Music, Royal College of Music vesaire vesaire. Ama benim için en iyisi Manchester'daki Royal Northern College of Music. Neden orada? Çünkü hep John Williams diye bir adam var. Belki duymuşsunuz. Klasik gitar dünyasında çok önemli bir
hocamız çok önemli bir müzisyen. Orayı seçtim çünkü John Williams orada master class veriyor. İlk listemde Ron Olin College of Music seçtim, kazandım ve oradan müthiş bir eğitim alma şansım oldu. Üniversitedeyken, biraz önce Andy'yi gördün, şapkalı olan. O şapka hala duruyor, hatta o zaman da vardı. Biz Manchester'ın sokaklarında müzik, sokak müzik yapıyoruz, busking derler. Bir gün bir adam bizi fark edip, para attı diye baktık ama kart gibi bir şey yok. Kart bizi attı bizi. Baktı ki bu adam bir menajer. Bize o zaman da birçok ülkeleri yollamaya başladı. Müzik yapmaya. Ve tabii ki sonunda yolumuz güzel Türkiye'ye düştü. Ve iyi ki geldik diyorum. Ama St. Paul gelir gelmez bir de vallahi deli gibi aşık oldum. Bir kız gördüm. Andy, oğlum daha yeni geldin ya, dur bakayım ya. Ama dedim yok, abi şuna bak ya. Ya dedim, ya Paul, yeni dünya, hoş geldin filan böyle başladı. Sene 1988 ve merak edenler, evet, yakaladım o kız. Andy'ye dedim zaten, bu kız var ya, bu kızla evleneceğim dedim, bak, yemin ederim, burada yazıyorum ha. O zaman da yoktu tabii yani. O vallahi ve evlendim. 91 senesinde evlendim. Ellerinizden öper, iki tane çocuğum var. Çok şükür. Allah başlasın. Tıp 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 tıp. Yani aşık oldum falan böyle güzel şeyler ama adapte olmam lazım. Adapte ol ki hayatın bilmiyorsun. Hayatın, ben de bilmiyorum, unuttum. Hayatın tadını çıkar. Anlamını kazan. Ha! Şimdi geldi. Yani adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü benim için yepyeni bir dünya, yepyeni bir yaşam, bir farklı, çok farklı bir aile kavramı. Çok farklı alışkanlıklar, çok farklı adetler. Ya siz dersiniz ya, eski köye yeni adet. Yani böyle alışmaya çalışıyorum. İnan ki size çok basit gelen şeyler. Anlatacağım şimdi. Çok basit geliyor sizlere ama benim için çok farklı. Mesela ayakkabılar çıkarmak. Ne demek bu? Filan. Bir yerlere gittiğin zaman bir elleriniz boş olmayacak. Tabii bir pasta götüreceksin, kek götüreceksin. Şey ortaya bir şey koyacaksın filan. Yani bir kilo muz bile hatırladım, anneme götürdüm. Bir acayip muz sever. Muz bile götürdüm. Öyle ki alıştım ki ne oldu? Yeter ki ellerimiz bomboş olmasın. Yani ama komik olan nişanlanıyorum. 1990 giymişim cici. Ay. Kapı gidiyorum ilk defa kayınpederle karşılaşacağım. Düşünebiliyor musunuz? Yani adapte ol diyoruz ya. Yani hem benim için zor hem de aile için zor. İlk defa kayınpederle buluşacağım ve nişanlı sözü takacağım. Ben de gelmişim kapıya. Allah, ellerim bomboş. Eyvah dedim, ne yapacağım dedim. Ya heyecandan, Allah'tan eşim Çiğdem gitmiş. Zavallı kız gitmiş, çiçekler almış, çikolata almış, her şey koymuş evde. Nasıl olsa bu adam unutacak yani şey dedi. Ve ay çok çok mu hızlı konuşuyorum ben? Dolayısıyla yaşayarak öğreniyoruz. Yani bir kere hatta dedim hanıma, ya hanım dedim şu... Hanım dedim ya. Şimdi Ramazan'dayız. Tamam mı? Ramazan'da ve benim hanımın ailesi çoğul oruç tutar filan böyle. Ben dedim ya ben çok utanıyorum ya dedim. Yani biz de şimdi iftara çağırıyorlar bizi. Ulan ben de baba kuru fasulyeler, işte dönerler falan götürmüşüm. Şimdi sen de ifrar sofrasında oturacaksın değil mi Paul? Aa, olmadı dedim.
Ya hissetmem lazım. Ben empati kurmak çok seviyorum. Yani dolayısıyla dedim biz seneye oruç tutacağım ya. Bütün ay tutacağım. Ve inanılmaz ki ya o kadar güzel şeyler yaşadım ki. Yani yaşayarak öğreniyoruz. Nelson Mandela'nın çok güzel bir sözü var. Çok basit. I never lose. I win or I learn. Yani hiçbir zaman da kaybetmedim. Ya kazandım ya öğrendim. Hayatımızda çünkü bir şeylere yola çıktığın zaman yani kaybedeceğimizi zaten hiç düşünmüyoruz. Yani en azından bir şeyler yanlış yaptığım zaman doğruyu nasıl bulacağımızı öğrenmiş oluyoruz. Önemli olan bu. Ve benim için devamlı öğrenmeye çalışıyorum. Yepyeni bir sektör, dünya, aile falan. Bir de tabii bambaşka bir işle uğraşıyorum. Şimdi yepyeni bir sektöre gidiyorum. Müzik sektörü farklı. Ve tabii ki bu kısa zaman içinde olan bir şey değil. Ne ister? İstikrar, devamlılık istiyor. Çünkü her zaman tabii hızlılıktan önemlidir ve daha sağlam. Bu ilk yıllarda ben çok stüdyolarda zamanımız geçiyordu. Tabii en dili aynı zamanda program. Yurt içinde konser veriyoruz. Ve bu stüdyo kayıtları çok değerli bir abim Zülfü Livaneli, hep abi derim ona. Biz onun doğru hatırlarsam Crossroads albümünde birkaç albüm bir ortak çalışmalarımız oldu. Ben orada fark ettim ki Türk sazlar ilk defa 1989 mu 90 civarında Türk sazlar, ritimler, motifler, aksak ritimler bu zenginlikte dedim Andy biz bunları kendi parçalarımızın içine aranj etmemiz lazım. Müthiş bir zenginlik var burada. Ve yaptık. Albümleri yaptık, Türkçe sözleri yazdık. Ama bundan sonra ben dedim ya bu bana yetmedi. Yani şöyle Anadolu'nun böyle siz dersiniz ya böyle toprak kokan güzel kültürü, bu zenginlik dedim ben köklerine kadar gitmem lazım, araştırmam lazım. Ve oradan yola çıktık. İşte yola çıkmaktan korkmayacaksınız. Biz tabii etekle biraz bazen şüphelendim ama çok fazla korkmadım. 2010 senesinde biz start verdik. Yola çıktık. Music Video program başlıyor. 3 ay 13 bölüm. Öyle anlaştık. Bu oldu 3,5 sene ve 75 ilden fazla gezdik. Yüzlerce köyler, yüzlerce aşıklar, ozanlar, halk oyun ekipleri. Yani benim için en önemli olan Anadolu'nun müthiş zenginlik ve mozaik gibi döşenmiş kültürü ve müziklerini tanıtma fırsatım oldu. Ve artık bu birikimimi ve bu güzel toprakların müziklerini yurt dışına da tanıtmak istiyordum. Çok komik bir şey oldu. Biz konserlere başladık. Hatta onlardan ilki 1977'de ilk gitar çaldım ya. Tam 40 sene sonra 2017 senesinde tekrar Edinburgh'a gittim. Ama bu sefer tabii elimde klasik gitar. 40 sene geçti. Ama bu sefer Anadolu'nun müthiş zengin müziklerini sundum oradaki insanlara. Yani kendi doğduğum topraklarımda buradan taşıdım. Ve müthiş bir his verdi. Neyse, ona zaten alkış istemedim ama. Dolayısıyla, it's not how you start, but how you finish. Yani, hayallerinizi hayata geçirirken, nasıl başladınız değil, nasıl bitirdiniz önemli olan. Zaten en büyük hedeflerim bu. Yani, bu birikimimi, yaptım müziklerimi ve bu güzel toprakların kültürünü, müziklerini sizlerle ve yani ne kadar paylaşabilsem benim için o kadar güzel bir şey. 1,5 sene gibi biz sosyal medyalarda zaten bunlar yapıyoruz, parçalarımızı paylaşıyoruz. Bir de gençlerimiz, genç kardeşlerimizi de aynı teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizi yazıyorlar. Paul abi. Abi bir düet yapalım filan. Bu arada Paul abi birçok title'ım var artık. Hangisini? Paul abi, Polenişte,
Pol dayı, Pol amca, Pol baba. Pol reisi bile oldum, vallahi bile ya. Ben, yani yazıyorlar, sağ olsun gençlerimiz ya. Hatta bir kez bu televizyon program çekimlerde bir kez Pol abla bile oldum, biliyor musunuz yani? Vallahi bir çocuk vardı, abla! Dedim, ne oluyor ya? En azından abla dedi. Teyze deseydin vallahi dövecektin dedim ona, ya Allah teyze. En azından biraz gençleştirdi beni, güzel oldu, güzel. Çok yürüyor. Dolayısıyla bu hayatım sizlerle paylaşırken çok bambaşka, farklı bir kültürle, farklı bir toplumdan doğup ve bu başlayan hayat hikayemde neler gerçekleştirdim sizlere anlatmaya çalıştım. Yeter mi? Yetmedi. Benim çok daha yapmak istediğim şeyler var. Daha zeybek oynayacağım. Daha çok çok şeyler önümde. Yok, öğreneceğim yani. Başka konuda orada zeybek de oynarız. Sizler bu yolda verdiğiniz destek beni daha çok güçlendiriyor. Sağ ol, teşekkür ederim, var olun. Ayrıca gerçekten şimdi derler ya, yabancılar gelmiş Türkiye'de, ya biz burada, abi ne yapıyorsun ya, biz buradan kaçmaya çalışıyoruz ya diyorlar. Hayır, bu ülkede, bu güzel ülkede yaşamaktan ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olmaktan çok gururluyum arkadaşlar.